Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz pediatri pratiğinde yine çok sık kullandığımız kritik hastayı belki de daha erken tanımamızı sağlayan erken uyarı sistemleri. Konuğumuz da yine Ege Üniversitesi Çocuk Acil Servisinden Doçent Doktor Ali Yurtsever. Bugün hep birlikte hem bu erken uyarı sistemlerini hangi neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını hep birlikte tartışacağız. Hem bu da şu şey. Abi hoş geldin. Selam Caner. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Ali abi hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Ali yemin ediyorum anında bağlandın ya. Ali hit teknolojiyle ama barışmışsın Ali, yemin ediyorum. Çok da heyecanlıyım zaten. Yok canım. Canlı yayınlara da bir falan katılıyoruz abi, ne yapalım? Evet, ya doğru söylüyorsun, evet evet. Bizim kadar şey, Caner kadar şey olamadım. Bak Caner hemen kamera arkasına geçti, gördün mü? Ama en kolay yol abi. Çok tecrübeli o, ben. Herkes biraz toparlanmasını bekleyelim. Toparlanmasını bekleyelim. Ondan sonra başlayalım zaten. Bu tabii şey, insanlar ne kadar bu başlıktan ne anlıyorlar aslında çok önemli bir konu ama neredeyse hayati tehlikeli durumları öngörmek için mükemmel bir, evet aşağıdan bir emoji geldi Tarık'tan, çok enteresan bir şekilde. Konversiyon emojisi yaptı herhalde Tarık. Tarık da izliyor mu? Tabii ünlü tabii. Tarık. Tarık konversiyonun prensi ya. Evet. Evet, yavaş yavaş. Biraz yansıyor benim sesim de. Benim herhalde sesi kısmam lazım. Aynen az kısım. Benim sesle ilgili bir problem yok değil mi Caner? Yok abi, yok. Seninle ilgili sorun yok. Tamamdır. Başlayın dediğiniz zaman başlayabilirim ben. Şimdi bu sadece pediatrik acilci olarak sadece sahadan gelen hastaları değil, serviste yatan hastaların da acil durumlarını öngördürücü bir skorlama anlatacak aslında. Evet. Hani, o yüzden evet, o yüzden daha ekstra bir önem taşıyor bu. Daha evet, psikolojik sınır 100'ü geçtik Ali. İstediğin zaman başlayabilirsin. Şimdi tabii bu pediatrik erken uyarı skorları derken neden bahsediyoruz? Aslında temel olarak burada söylediğimiz şey ne? Kötüleşecek olan çocukları daha önce öngörebilir miyiz? Nasıl öngöreceğiz? Ne yapacağız? Hangi parametreleri kullanacağız? Aslında bunlardan bahsetmeye çalışacağım ben. Bu çok çok önemli. Gerek tabii ki hastayla ilgili, hastayı kurtarmak tabii bir numaralı önceliğimiz ama kendi başımıza belaya sokabiliriz. Eğer kötüleşeceğini net görebileceğimiz bir hastayı yoğun bakıma verirsek veya mortaliteyle sonuçlanırsa, bu çok ciddi bir durum. Dolayısıyla bu hastaların kötüleşmeden önce tespiti son derece önemli. Şimdi ben tabii erken uyarı skoru nedir, tanımını yapacağım. Onun dışında hangi parametreleri kullanıyoruz? Belki de bu konunun en önemli parçası bu. Hangi izlenmeri yapacağız ve bu şekilde bu hastaları tanıyacağız? O son derece önemli. Hangi hastalıklarda ve hangi birimlerde bunu yapabiliriz? O önemli olacak. Şimdi ben önce bir soruyla başlamak istiyorum. Caner geçebiliriz. Kodu yazmadım. Bir saniye. Caner kodu söylesene. Evet. Kod. 59451430. 59451430. Evet. Klasik Menti kodumuzu girdik evet arkadaşlar. Aslında sorumuz şu, Menti'de cevap verirlerse arkadaşlar çok sevinirim. Maalesef ülkemizle ilgili yeterince veri olmadığı için ABD'deki arrest olan hastaların yüzde kaçı taburcu olabilecekken ölüyorlar, ya yani arrest oluyorlar. Bunu sormak istiyorum. Bu çok dramatik bir cevap aslında. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve dolayısıyla buradan ülkemizle ilgili bir projeksiyon yapabiliriz. Aslında çok zaten hepimiz bunun için çalışıyoruz. Hele hele acil ve yoğun bakımlar ya da işte çalışıyoruz. Değil mi? Hastane öncesi sağlık sistemleri hepsi bu iş için çalışıyor. Aynen öyle. Daha önce uyarı vermiş olan hastalar bunlar. Ve bu hastaların yüzde kaçı aslında olmayabilirdi. Biz basit müdahalelerle bu arresti önleyebilirdik. Sizce yüzde kaçtır bu?
Cevap şey yapacağız. Giremediler arkadaşlar. Yok. Gelecek. Geldi. Harika. Evet arkadaşların devam ediyor galiba cevaplar. Birazcık bekleyelim. Evet. Tabii. Sorumuzu tekrar edebilirim ben. Amerika Birleşik Devletleri'nde arrest olan hastaların yüzde kaçı taburcu olabilecek olan hastalar? Kaç tanesi taburcu olabilecekti? Yani hiç arrest olmayacaktı aslında. Erkenden müdahale edilecekti ve basitçe taburcu olacaktı bu hastaların. Bu hastaların bir kısmı ex olmuş olan hastalar tabii ki arrest olduktan sonra. Evet %30 daha fazla, %30-40 gibi arkadaşlar da biraz kötümserler. Demek ki oran çok daha fazla kendik. Evet. Farkındalar. Maalesef hasta kaçırıldığının farkındalar. Biraz evet aslında yeterli bir şeyimiz oldu. Hı hı. Bu oranın ciddi bir oran olduğunun farkına vardık. Evet arkadaşlar. %35 ila 40'ı taburcu olabilecek hastalarmış. Bu inanılmaz dramatik bir oran. Ciddi bir oran. %35-40 yani her üç hastanın bir tanesi taburcu olabilecekken arrest oluyor. Ve çok hastanede daha yatarken bu değil mi Ali? Evet. Hastanede yatarken. Monitörize halde arrest oluyorlar. Kimse oradaki kötü işte vital bulguları yani kaba olacak ama sallamamış oluyor. Umursamamış yani oluyor. Yani monitörize demek değil gibi. Değil mi? Evet yani zaten onun için kliniğimizde de hep sıkıntı yaşıyoruz ya. Monitörize ettiğiniz hastaları takip edeceksiniz. Bir monitör ötüyorsa bir bakın gibi bir problem yaşıyoruz ya sürekli. En sevdiğin ses aslında senin monitör sesi. Evet çünkü monitör ses çıkartıyor ama kimse dönüp bakmıyor. Ve bu hastalar sonra arrest oluyorlar. Şimdi biz monitörize ediyorsak takip etmeliyiz ve oradaki durumları önemsemeliyiz. Ve basitçe uyarı sistemleri kullanılırsa mortalite %20 azaltılabilir. Onu öngörmüşler. Bunlar da çok ciddi rakamlar aslında. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle. Yani bu Birleşik Krallık'ta farklı mı? Hayır değil. Yine benzer rakamlar. Yine %20'si önlenebilir ölümlerin diyorlar. Hatta toplam ölümlerin 2/3'ünün önlenebileceğini söylüyorlar. İnanılmaz bir rakam bu. Ve hastanede yatan çocukların %87'sinin bunun çalışmasını yapmışlar. %87'sinin yoğun bakıma yatmadan önce ciddi kötüleşme işaretleri olduğunu aslında görmüşler. Örneğin taşikardisi oluyor hastanın. Orantısız bir taşikardisi var. Hasta septik şoka girecek ama bu taşikardi önemsenmiyor. Görülmemiş oluyor. Ve daha sonra hasta septik şoktan yoğun bakıma yatıyor, entübe oluyor ve arrest oluyor, eks olabiliyor. Çok ciddi bir durum. Türkiye'deki durumu maalesef bilmiyoruz. Onun için zaten daha çok Amerika ve İngiltere verilerini söylemeye çalıştım. Ama sanmıyorum ki Türkiye'de veriler daha iyi. Bizde de maalesef bu hastalar atlanıyor. Ve aslında yoğun bakıma gitmeyecek erkenden saptadığımız hastalar acilde de olsa, serviste de olsa erkenden saptasak bu hastaları yoğun bakıma vermeyecektik. Defalarca yaşıyoruz. Her gün yaşıyoruz biz bunu. Geç kaldığımız zaman hastaları yoğun bakıma vermek zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de durum maalesef farklı. Bir de genel mortaliteden aslında bahsetmek istiyorum. Neden bu çocuklar ölüyor? Ne oluyor? Bunu bilirsek nasıl yaklaşacağımızı da aslında bilebiliriz. 5 yaş altı çocuklarda en sık ölüm nedeni nedir arkadaşlar sizce? Ülkemizle ilgili tabii ki ve dünya ile ilgili aslında bir şey soruyorum. Bütün dünyada durum nedir? Travma mı, enfeksiyonlar mı, konjenital anomali ve prematürite mi? Sizce hangisi? Şeyden, yorumlardan. Evet, bakıyoruz. Daha çok travma, enfeksiyon geliyor. Evet, daha çok o şekilde görüyorum. A ve B diye çoğunlukla o şekilde geliyor arkadaşlar. Menti açılmıyor. Enfeksiyon, travma daha çok oluyor. Aslında ben de travma zannediyordum bu konuyu okumadan önce. Daha fazla travma. Bu tabii diye. Şeye göre değişiyor zannediyorum. Bizim şimdi gibi gelişmekte olan ülke mi, gelişmemiş ülke mi? Demek doğru mu değil mi bilmiyorum aslında ama. Güzel şeyler söyleyeceğim. Biraz sonra güzel şeyler de söyleyeceğim ülkemizle ilgili. Biz o kadar kötü değiliz aslında. Okay. Şimdi evet yani travma ve enfeksiyon daha çok gibi görülüyor. Bakın bu dünya verisi. 5 yaş altı çocuk ölümlerinin sebebi. Evet, burada erken doğum önemli bir neden ama görüyorsunuz çok ciddi bir oranda enfeksiyonlar var. Tabii ki erken doğan çocuk sepsise girdiği için yine de arrest olabiliyor. Erişkinden tabii ki çok farklı, daha çok kalp damar hastalıkları erişkinlerde problem, onu biliyoruz. Ama çocuklarda enfeksiyon çok çok önemli. Ülkemizde biraz farklı oldu, yıllar içerisinde de değişiyor bu. Enfeksiyonlardan ölümler azalıyor. Bu aslında ciddi bir gelişmişlik göstergesi. Ama maalesef biz
konjenital anomalilerden ölümü çok azaltamıyoruz. Hatta oran artıyor. Sayı azaldığı için oran artıyor. Ama yine de prematüritelerden ölümün bir nedeni de enfeksiyon olduğu için genel olarak enfeksiyonun ciddi bir ölüm sebebi olduğunu, önlenebilir bir sebep çünkü, söyleyebiliriz. Şimdi ülkemizin 5 yaş altı ölüm oranlarına baktığımız zaman bunun yaklaşık 11 olduğunu görüyoruz. Biraz sonra bütün sayıları vereceğim. Bu gelişmiş ülke sınırında olduğumuzu gösterir. Binde 10'un altında bir oran gelişmiş ülke olduğumuzu gösterecek olan bir şey. Biz binde 11'iz. Yani kapısındayız aslında, sınırındayız. O kadar da kötü değiliz. Binde 11 ve bu binde 11 azalmıyor. Maalesef konjenital anomaliler, belki akraba ilgileri, belki başka sebepler dolayısıyla bunu azaltamıyor. Bakın, yalnız şöyle muhteşem bir veri var. 1990'larda bu oran binde 74 iken 2018'de binde 11'e kadar düşmüş. Bu bizim başarımız, hepimizin başarısı. Hekimlerin başarısı bu. Aslında bu konuda biraz böyle şey olacak ama kendimizde gurur duysak yeridir. Yani şu size. Aralar bunlara ihtiyacımız var Ali. Kesinlikle ihtiyacımız var. 1990'larda 74 olan veri 2018'de 1011'e kadar düşüyor. Ama bakın, bu İngiltere'de 9'dan 4'e düşüyor. Amerika'da hala binde aslında 7. Yani çok büyük bir fark yok bizim ölüm oranlarımızda, Amerika'nın ölüm oranları arasında. Ama Amerika'da 90'larla 2018 arasında çok da bir fark yok. Zaten belli bir oran noktadan sonra çok düşürülemiyor bu. Avrupa'nın ortalaması 4 ama. Yani yine Amerika'dan çok daha iyi. Dünya ortalaması 39. Yani biz gene iyi durumdayız diyebiliriz ama sınırdayız. Binde 10'un altına düşsek çok daha iyi durumda olacağız. Bunları tabii niye söyledim? Neden ölüyor çocuklar Türkiye'de ve bunu nasıl önleyebiliriz? Onu anlatmak için de bu şey. Şimdi bir diğer önemli konu, mutlaka önemsememiz gereken konu, hangi hastaları önemsemeliyiz? Şimdi genellikle 6 ayın üstünde ciddi bir problemi olmayan, aşıları tam olan bir çocuğun ciddi bir hastalık geçirme ihtimali azdır arkadaşlar. Ama özellikle acil servislere başvuran hastalar, ağır olan başvuran hastalar veya servislerde yatan hastaların ciddi bir kısmı kronik hastalar. Yani ciddi bir prematüritesi olan hasta, malnütrisyonu olan hasta, malignitesi olan hasta, immün süpresif olan, kemoterapi alan hastalar. Bunlar çok önemli, bunlar çok daha kolay kötüleşiyorlar ve bu hastaları farklı bir kategoriye koymamız gerekir. Daha çok önemsememiz gerekir. Bakın, burada ölümlerle yaş arasındaki bağlantıyı görüyorsunuz. Çocuklarda ölümlerin %85'i 5 yaş altı oluyor. Dolayısıyla küçük yaş ve risk faktörü olan hastaları çok çok daha fazla önemsemeliyiz. Bunlar kötüleşiyor, bunlar kaybediliyor arkadaşlar. Evet, peki biz bu hastaları neden kaçırıyoruz? Doktorlar hastaları hangi sebeplerden dolayı atlıyorlar? Ne düşünüyorsunuz? Monitörize hastaları mı soruyoruz acaba? Hepsini soruyoruz. Aslında. Yine başına. Ya başlasın, her hastayı soruyoruz aslında. Neden bu hastaları atlıyoruz? Bunları düşünürsek aslında atlamamaya başlayabiliriz. Nedenini anlayabilirsek bu çok çok değerli olacaktır bizim için. Var Menti'den, evet, yoğunluk. Evet arkadaşlar. Bu geçen iki hafta önce şeyin de Törehan'ın da sorusunda yoğunluk en fazla gelen cevaptı zannediyorum. Evet arkadaşlar. Değil mi Caner? O soru. Aynen. Yetersiz Menti'den. Muayene süreleri. Evet arkadaşlar. Şimdi yetersiz muayene, doğru, hızlı hasta bakma. Hızlı hasta bakma. Genellikle benzer o zaman cevaplar. Hasta sayısı fazla da. Evet. Yani biz hep onu söylüyoruz. Ama servise yatan hasta fazla olmayabiliyor. Biz servise yatan hastayı da kaçırıyoruz ama. Şimdi acil için düşünüyoruz galiba daha çok. Ama sonuç itibariyle biz gözümüzün önünde olan... Evet, evet. Biz acilciyiz diye muhtemelen sorular hep öyle deniyor ama yatan hasta grubunun da bu kapsam içerisinde değerlendirildiğini özellikle konuşmanın başında da söyledik. Evet. Ali onu da vurguladı. Ona göre düşünelim. Yani hep şimdi başkasını suçladığımız zaman bir yere varamıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çok... Evet, Özlem çok güzel yazmış. 36 saat uykusuz. Özlemciğim ama şey çözdüler ya. İşte 1100 tane pediatrik adresi açtılar. Gördüğünüz gibi radikal çözüm. Yani evet. Hani şak diye 1100 pediatrist 14.000 şeyli anlamam. Kontenjanla. Kontenjanımızı evet arttıracak.
Acil servisler yoğunluk ve triyajın uygun yapılamaması diyorlar arkadaşlar. Tabii ki haklısınız. Tabii ki bunun katkısı vardır. Ama maalesef piyasaya atladığımız zaman dönüyor, dolaşıyor, bizim başımız ağrıyor. Bizimle ilgili davalar açılıyor ve tabii ki hastayı da kaybettiğimiz için çektiğimiz vicdan azabı da bambaşka bir problem oluyor. Şimdi bunu bir daha fazla uzatmayayım. Evet, biz neden hastayı kaçırıyoruz? Aslında iyi bir öykü almıyoruz arkadaşlar. Bir numaralı problemimiz bu. Evet, belki süremiz kısa diye ama biz bu süreyi düzgün tutmalıyız. İstediği kadar bize bir baskı olsun, bizim başımızın yanacağını, o hastaya zarar vermiş olabileceğimizi düşünmeliyiz. Biz kendimizi korumazsak kimse bizi korumaz. Dolayısıyla yeterince bir öykü almak için o hastaya ne yapıp edip zaman ayırmamız gerekir. Altta yatan faktörleri önemsemiyoruz. Hasta malinte ile geliyor, her gün yaşıyoruz bunu. Ateşi var. Bunun bir sepsis olabileceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Bir hastayı taburcu edebiliyoruz. Bizim acil servisimizde de oluyor maalesef bu. Başka yerde de oluyor. Sürekli arkadaşların tabii peşinden koşmak zorunda kalıyoruz. Yoksa çok ciddi problem yaşayabileceğiz. Fizik muayeneyi düzgün yapıyoruz. Bakın hangi şikayetle gelirse gelsin hasta, tam düzgün bir fizik muayene yapmak zorundayız. Eğer hasta atlamak istemiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Mutlaka yapmak zorundasınız. Ve klinik bulguları doğru yorumlamıyoruz. Hastanın taşikardisi var. Ama orantısız çok ağır bir taşikardisi var. Ne yapıyoruz biz? Bu ağlıyor diyoruz. Bunun ateşi var diyoruz. Olsun diyoruz. 180 kalp tepe atımı var. Bu ağlamaya bağlı diyoruz. Önemsemiyoruz. Sonra bir bakıyoruz hasta septik şoka girmiş. Tabii ki burada bilgi çok önemli. Bilginiz varsa doğru yorumlayabilirsiniz. Bilginiz yoksa maalesef yapamıyorsunuz. Bilgi ve deneyim eksikliği son derece önemli. Yıllar içerisinde o bilgiyle kliniğinizi ve deneyiminizi birleştirirseniz çok daha az hasta atlayacaksınız. Şimdi biz tabii erken uyarı skoru nedir? Ne anlatacağız burada? Riskli hastalar. Hastalık durumu ağırlaşmayı erken öngörmek amacıyla geliştirilmiş aslında fizyolojik davranışsal bulgulardaki değişiklikleri anlamaya dayalı bir durum bu. Birçok uyarı skoru geliştirilmiş, birçok triyaj yöntemi geliştirilmiş, değişik servislerle, değişik hastalıklarla ilgili geliştirilmiş. Ben bunlardan birkaçından tabii bahsetmek istiyorum ama önce siz uyguluyor musunuz onu aslında merak ediyorum. Acil servislerde herhangi bir triyaj algoritması uyguluyor musunuz? Nasıl oluyor sizin merkezleriniz? Çok merak ettim. Yani diyorsun ki trafik ışığı var mı? Hani önce evet. yeşilden sarıya, sarıdan hızla kırmızıya dönen hastaları uyarmak için bir trafik ışık sistem var mı diyorsun? Aynen öyle. İster acilde ister servislerde. Var mı? Kesinlikle. Servislerde de olabilir. Bakalım var mı? Bizde var mı Ali? Bizim servislerde. Evet, şimdi biz tabii uygulamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca sürekli yapmaya çalışıyoruz bunu. Triyajımızı kurmak için çok uğraştık. Yıllardır çok uğraşıyoruz. Önce öğrencilerimizle başladık buna. Uyguladığımız bir triyaj yöntemi var ve sürekli de hemşirelerimizi bu konuda eğitmeye çalışıyoruz. İşte toksik görünüm, kalp tepe atımı diyorlar tabii. Şimdi biz burada bir parametreler çok önemli. Burada kalp tepe atımından bahsediyorlar arkadaşlarım. Bu çok önemli. Vital bulgular, toksik görünüm hepsi önemli. Ya bir uyarı skoru uyguluyorsanız da hangi parametreleri uyguluyorsunuz? Aslında onu sormaya çalışmıştık burada da. Başka bulgular da var. Ama kalp tepe atımı bunların başına geliyor. Doğru. Şimdi kalp tepe atımı son derece önemli arkadaşlar. Ve belki de ilk görebileceğimiz, ilk saptayabileceğimiz şey. Orantısız bir kalp tepe atımı yanıtı oluyor çoğu hastalıkta. Tabii ki solunum sayısının artması çok önemlidir. Vücut sıcaklığı önemli. Ama bilinç seviyesini değerlendirmesi son derece önemli. En önemli şeylerden bir tanesi belki de bilinç seviyesiyle kalp tepe atımı. Bunları doğru yorumlarsak hastaları tanıyabiliriz. Kalp basıncı hangi yaşta, nasıl oluyor? Bunun alt sınırı nedir? Onu bilirsek ancak yapabiliriz. Tabii ki satürasyon düşüklüğü ve kapiller dönüş zamanı. Aslında bunları sürekli yapıyoruz. Bunlar çok son derece bir klinisyen için basit parametreler. Ve bunları doğru yorumlarsanız hiçbir hastayı atlamazsınız arkadaşlar. Çok sizi kurtarır. Son derece iyi hasta yönetmenizi sağlar. Şimdi bakın burada TIRS'in kriterlerine baktığınız zaman hepiniz biliyorsunuz. Ne var burada? Basit parametreler. Taşikardi. Ne var? Hipertermi var. Ateşi çıkarsa hastanın. Takipnesi varsa.
lökositozu saymayın. Siz direkt bakar bakmaz bu hastanın sirste olduğunu anlayabilirsiniz. Sepsiste peki, evet sirs bulgusu olabilir. Ama beraberinde bir taşikardi. Belki bu ilk bulgu olacaktır. Orantısız bir taşikardi. Ateşin ve ajitasyonun açıklamadığı, açıklayamadığı, yaşın da açıklamadığı bir taşikardi son derece anlamlı olacak sizin için. Bu hastayı izlerseniz ve zamanda bu hastaya müdahale ederseniz belki şoka girmeyecek. Ve hasta yoğun bakım yatışından ve mortaliteden korumuş olacaksınız. Kapiller dönüş zamanı, hipotansiyon, bilinç değişikliği. Bakın bütün bunları çok net görüyorsunuz. Bunun dışında pneumonide neye bakıyorsunuz? Yine takipte, yine satürasyon düşüklüğü, ateş yüksekliği, bilinç değişikliği, ağırlığını saptarken de buna bakıyorsunuz. Kibas, yine travmada, hipertansiyon, bradikardi, hipoventilasyon. Bakın bütün bunlar son derece basit parametreler. Bunlarla hastaları çok daha iyi yönetebilirsiniz. Deminki soruyu aslında şimdi sormak istiyorum. Siz uyguluyor musunuz bir triyaj yöntemi? Kliniğinizde bir triyaj yöntemi veya erken uyarı skoru kullanıyor musunuz arkadaşlar? Bu bizim son sorumuz olacak. Daha sonra daha hızlı konuşmaya çalışacağız. Var mı bir acil servis? Ya servisler için uyarı sistemi, acil servisler için de triyajı soruyorsun herhalde Ali, değil mi? Evet, acil servisler için de triyajı soruyorum. Evet diyorlar. Şaşırtıcı çok daha fazla. Evet var. Aslında bizim uzun yıllar zorlandığımız, tamamen personalizasyon evet. eksikliğinden zorlandığımız için yapamadığımız, hani birkaç yıldır çocuk acil hani eğitimi vermemize rağmen çok ciddi sıkıntı çektiğimiz özellikle oturtmakta. Bir sistem triyaj sistemi ve yapabiliyorsak ve bu hani bu kadar uniform olduysa çok güzel. Aynen öyle. Evet, genel olarak bir evet var. Bu iyi bir şey, çok iyi bir şey arkadaşlar. Bu şekilde hastaları daha az atlayacaksınız. Şimdi bu erken uyarı skoru nereden çıktı? İlk aslında İngiltere'de başladı bu olay. Daha çok İngilizler, Kanadalılar ve daha sonra da Amerikalılar çok fazla bu işe eğildiler. Bu şekilde mortalitenin azalabileceğini öngördüler. İlk erken uyarı skorlamalarından bir tanesi Pediatric Early Warning Score, PEVS diye geçti. 2005 yılında bunu yayınladılar. İngiltere'de Monheim'in arkadaşları bunu yaptı. 2005 yılında arkadaşlar. Neye baktılar? Çok basit. Genel davranışa baktılar bunlar. Bu çocuk etrafla ilgili mi? İşte oynuyor mu? Yoksa irritabilitesi mi var? Letarjik mi? Ona baktılar. Sonra da kardiyovasküler sistem yanıtına bakın dediler. İşte kapiller dönüşü uzamış mı? Kısalmış mı? Çok mu uzamış? Ve solunumla ilgili problemi var mı yok mu bu hastanın? Ne kadar bir sıkıntı yaşıyor? Takipnesi ne kadar artmış? Ve onunla beraber de yardımcı solunum kasları da solunuma katılıyor mu? Ona baktılar arkadaşlar. Şimdi ve tabii ki direkt çok önemseyecekleri şeylere baktılar. Tüm letarjik hastaları yakından takip etmeliyiz demişler. Bu uyarı skorlarında kapiler dönüşü 4 saniyenin üstündeyse hastanın veya taşikardi yanıtı 30'dan fazlaysa tüm bu hastaları üst sınırı 30'dan daha fazla geçiyorsa hepsini çok yakından takip edin. Bu hasta ağır bir hasta olabilir, ciddi bir hasta olabilir, kötüleşebilir demişler yine. Solunumla ilgili de TO2'nin %50'nin üstünde işte ihtiyaç duyulması, satürasyonun normal değerine gelebilmesi için böyle bir durumda bu hastaları yakından takip edin demişler. Ve bu skora göre 4'ün üstünde bir şey veriyorsanız skor, kırmızı alanı alın bu hastayı, yakından takip edin ve zamanında tedavi etmeye çalışın demişler. İşte tabii ki bu erken uyarı skorunu değişik şeylerde, çocuk hastalığının olduğu yerde, değişik kliniklerde denemişler. Ve bir bakmışlar, aslında en iyi bu uyarı skorunun işleyeceği yer hematoloji onkoloji servisi. Belki de sepsis orada çok daha fazla onun için olmuş. Burada en önemli şey sensivite aslında. Sensivite hastayı atlamamaktır arkadaşlar. %88 sensivite ile sadece basit birkaç parametre, bilinç, kardiyovasküler sistemle, dolaşımla ilgili parametreler ve solunumla ilgili parametrelere dikkat ederseniz hastaların %88'ini yakalarsınız diyorlar onkoloji ve hematoloji servisinde. Genel pediatri servisinde de %80'lere yakın bir oran. Ama bunu acilde ve işte kalp damar cerrahisinde de yapmışlar. Orada yeterli bir sensiviteye ulaşamamışlar. Burada spesifite de çok daha fazla ama bu uyarı skorlarında spesifite önemli değil. Kötü diyeceğiniz hastanın kötü olması değil, kötü demeyeceğiniz hastanın kötü olmaması çok çok daha önemli. Atlamamış olacaksınız hastayı. Bir diğer uyarı skoru Duncan'ın arkadaşları 2006'da yine İngiltere'de yayınlamış bunu. Yine basit parametreler. Bakın kalp tepki, solunum sayısı ve kan basıncı. Bunlara bakın diyor.
Ama ne yapmışlar bunlar? Biraz olayı spesifik hale getirmişler. Yaşa göre değiştirmişler. Yani ilk 3 ayda daha farklı oranlar, tabii yaşa uygun şekilde bir şey bulmaya çalışmışlar. Kalp tepe atımı üst sınırı, solunum sayısı üst sınırı. Ve bununla beraber de tabii şeye bakmışlar, satürasyona bakmışlar. Biraz daha genişletmişler olayı. Bilince bakmışlar. Ateş yüksekliğine bakmışlar. Nabız durumuna bakmışlar. Tüm bunları değerlendirerek bir puanlama vermeye çalışmışlar hastalara. Sonrasında 8'in üstünde bir skorun anlamlı olabileceğini görmüşler. Amaç pediatri servislerinde yoğun bakım ihtiyacını belirlemek. Yani pediatri servisine yatan hasta ne zaman kötüleşecek? Ben bunu öngörebilir miyim ve yoğun bakıma gitmeden önce doğru tedaviyi verebilir miyim? Onu yapmaya çalışmışlar. Burada da sensitivite %78 bulunmuş. Aslında yine bilinen parametreler daha komplike hale getirildiği zaman da sensitivite çok fazla artmıyor. Belli başlı basit parametrelerle aslında hastaları görebiliyorsunuz, atlamıyorsunuz. Biraz daha komplike hale geldiği zaman iş Hines, bu da Kanada'da oluyor. Yine 2006 yılında Bristol Pediatric Early Warning Score, pardon, bu da İngiltere'de olan bir uyarı skoru. Burada 5'e ayırmışlar izleyecekleri parametreleri. Önce A'da hava yoluyla ilgili bir obstrüksiyon var mı yok mu onu soracaksınız demişler. Biz normalde A, B, C'yi değerlendiriyoruz. Onlar da buradan yola çıkarak bir şey yapmaya çalışmışlar. A, B ve C. Hava yoluyla ilgili problem varsa direkt bu hastayı ciddi kategoriye alın, kırmızı alınalım demişler. Solunumla ilgili bir problem. Yani hastanın oksijen ihtiyacı varsa yine bunu önemseyin. Ancak daha ağır bir oksijen ihtiyacı olması durumunda bunu daha ciddiye alacaksınız ve yine bunu kırmızı alana alıp veya serviste yakın gözleme alıp daha iyi tedavi etmeniz gerekiyor. Dikkat edin diyorlar. Yine dolaşımla ilgili kalp tepe atımı örneğin 5 yaşın üstünde %50 diye bulmuşlar bir cutoff değer. İşte 5-12 yaş arası 120 diye bir cutoff değer vermişler ve 12 yaşın üstünde Pulse'da da Amerikan Pediatri Akademisi de benzer bir oran veriyor. 100'ün üstünde bir kalp tepe atımını önemseyin diyorlar. Bunu önemsediğiniz zaman hastayı yakından takip edeceksiniz ve düzgün tedavi ederseniz bu hasta ağırlaşmadan kurtulabilir. Tabii ki bilinci de değerlendirmişler burada. Ve en son bazı kötü hastalar, mesela diyabetik ketoasidoz hastası, bunlar da çok önemli hastalar demişler. Yani ciddi hastalığı varsa da bu hastayı diğer hastalarla aynı kategoriye koymayın diyorlar. Bunları da yakından takip edin diyorlar. Şimdi herhangi biri varsa, bu A, B, C, D, E ile ilgili bir şey varsa, burada demişler ki sistem bakın, bunlarla ilgili bir problem varsa o zaman bu hastaların da daha yakından takip edilmesi gerekiyor. Burada da amaç pediatri servislerinde yatan hastanın yoğun bakıma yatışını engellemek. Burada sensitivite %99. İnanılmaz bir sensitivite yakalamışlar. Sistem giderseniz, algoritmik giderseniz çok daha iyi yönetebilirsiniz bu hastaları diye düşünmüşler. Tabii böyle bir triyaj veya bir uyarı skorunu uygulamak çok daha fazla uzun zaman alıyor. Hastanın başında daha fazla kalıyorlar. Dolayısıyla kötüleşmeyi daha erken öngörebiliyorlar. Bu da Kanada'da. The Bedside Pediatric Early Warning System Score, yani yatak başında yapın demiş Kanadalılar. Bu da 2009 yılında. Bu konuyla ilgili çok fazla aslında çalışma yapmışlar, çok araştırma yapmışlar. Çünkü erkenden bu olayı önlersek hem mortaliteyi önleyeceğiz hem de genel olarak hastayla ilgili harcanacak olan paraları da azaltacağız diye düşünüyorlar. Cost effectiviteyi de çok önemsiyorlar. Hep Kanada ve İngiltere, Amerika üçgeninde dönüyor bu olay. Burada da basit parametreler, kalp tepe atımı, yaşa göre, bakın burada birçok görüyoruz işte 0-3 ay arası, 3 ay 12 ay arası, 1-4 yaş arası, bu zaten artık üst yaş sınırı kaçsa ona göre belirlenmiş, onu öyle değerlendiriyorlar. Kan basıncı değeri yine yaşa göre, kapiller dönüşle ilgili bilmediğimiz bir şey yok aslında, son derece basit solunum sayısı. Oksijen satürasyonu. Aslında her yatırdığımız hastada takip ettiğimiz parametreler. Bunlarda da ağırlığa göre 0, 1, 2 ve 4 diye puan vermişler. Sonuç itibariyle yine 8'in üstünde bir skorun yoğun bakım yatışını öngörebileceğini görmüşler. Sensitivite burada %82. Yani genel pediatri servislerinde ki daha çok uygulanabilecek şey sistem olan A, B, C, D ve ağır hastalık var mı yok mu?
ona bakarak değerlendirme yaptığımız zaman çok daha iyi olabileceğini söylemişler. Bu biraz daha ileri bir skorlama. Pediatric Advanced Warning Score. Ali, bu çok iyi okunmuyor. O yüzden evet, ben hani onu söyleyeyim. Yine benzer. Sadece farkını kendin söylersen. Aslında burada burada yine artış miktarına göre bir değerlendirme yapmışlar. Ya 10 artıyorsa maksimumdan solunum sayısı 1 puan vermişler. 20 artıyorsa 2 puan vermişler. 30 artıyorsa 3 puan vermişler. İşte yine kalp tepe atımı ile ilgili de benzer bir durum var. Orada da 20 artıyorsa 1 puan, 40 artıyorsa 2 puan, işte 60 artıyorsa 3 puan vermişler. Ya burada kademeli bir artış olmuş. Daha komplike bir aslında uyarı skoru. Tabii ateşe bakmışlar, oksijen satürasyonuna bakmışlar, yine bilinç durumuna bakmışlar. Burada AUPU'yu yine USA'yı kullanmışlar. Aslında Glasgow Koma Skalası'nın kısaltımını kullanmışlar. Aşamalı aşamalı gitmişler. Ona göre bir değerlendirme yapmaya çalışmışlar. Yani hafif bir taşikardi mi, daha orta bir taşikardi mi, ağır bir taşikardi mi? Hafif bir takipne mi, orta bir takipne mi, ağır bir takipne mi? Ve tabii ki ağır olanlara çok daha yüksek puan vermişler. Ve o hastaların daha çok önemsenmesi gerektiğini söylemişler. Burada da tüm bu parametreler var. Yani başta söylediğimiz parametrelerin hepsini burada kullanıyorlar. Yine üçün üstünde bir skorun anlamlı olduğunu söylüyorlar. Yani ciddi bir taşikardi yanıtı tek başına burada hastanın kırmızı alanı alması evet, yeterli olabiliyor. Ama çocuk acil serviste yine acil serviste daha çok kullanılmasını istiyorlar bunun. Yoğun bakımın ihtiyacını belirlemek. Sensivite bir çalışmada %100 bulunuyor. Yani bunu düzgün kullanırsanız, gerçekten orantısız bir yanıt varsa bir hastada, bunu yakın takibe alırsanız, doğru tedavi verirseniz bu hastayı yakalıyorsunuz, atlamıyorsunuz diyorlar. Aslında bizim daha çok uyguladığımız triyaj yöntemimiz Emerging Severity Index. Bu 2012 yılında yayınlandı. Amerika'da yapılan bir uygulama. Biz de acil servisimizde bunu uyguluyoruz. 5 triyaj kategorisine ayırıyor hastayı. Burada eğer hastanın çok acil bir ihtiyacı varsa, yani A, B, C ve C'si ile ilgili bir problem varsa, yani resitasyon ihtiyacı aslında varsa, direkt bu hastayı resitasyona al diyor ve triyaj bir arrest olan hasta aslında. Direkt resitasyona al diyor ve bir kategorisine al diyor. En ağır, en kötü hasta. İkincisi, iki numaralı kategoriye soktukları hastalar daha çok acil müdahale gerektiren, henüz arrest olmamış, işte konfüzyonu, letarjisi olan, ciddi yüksek riski olan hastalar. Bunları da iki numaraya al diyorlar. Aslında bunları tanımak çok zor olmuyor. Çünkü bu hastalar zaten bağıra bağıra geliyorlar. Hasta arrest zaten. Veya hasta çok kötü, letarjik. Şimdi bu hastanın tanınması ile ilgili problem yok. Asıl burada problem 3 numarada. Çünkü bu hastalar uyanık geliyorlar. Bu hastalar normal gelebiliyorlar. Bu hastalar atlanıyor. Şimdi burada da diyor ki, eğer bir hastadan tetkik isteyeceksen ve birden fazla tetkik isteyeceksen, bu işte basit bir hemogram olabilir, herhangi başka bir kan tetkiki olabilir, bir akciğer grafisi olabilir. Akciğer grafisinin hatta eğer gerçekten indikasyonu varsa 2 tetkik istemiş gibi kabul et diyor. Bu hastayı da 3 numaralı kategoriye al diyor. Bu hastanın da yakın gözleme ihtiyacı olabilir. Dikkatli ol diyor. Bu hasta da kötüleşebilecek hastalardan bir tanesi olabilir. Bir de tabii bu hastaların vital bulgularına bakacaksın diyor. Sen tetkik istedin ama bu hastaların vital bulgularına bak. Vital bulguları ile ilgili ciddi bir problem varsa, yani kalp tepe atımın örneğin 3 ayın altında 180'in üstündeyse, 3 ay 3 yaş arası 160'ın üstündeyse bu hastayı da hatta 2 numaraya al diyor. Bu sefer bir üst triyaj kategorisine al. Çünkü bu hastanın ciddi bir problemi olabilir. Sen hem bundan tetkik istedin hem de vital bulguları bunu bozuk diyor. Bunu mutlaka önemse diyor. Bu hasta özellikle yüksek risk grubunda olan bir hastaysa, sepsis olabilir bu hasta, bu hasta travmaysa, hani belki de kibas bulgusu olacak veya çok daha ağır bir durum göreceksin. Kanaması olabilir, intraabdominal bir kanaması olabilir bu hastanın. Bu hastayı yakından takip et. Bu hastayı sürekli monitörize et diyor. 3 numaralı kategori. 4 ve 5 aslında burada çok daha önemli. Hangi hastayı önemsemeyeceksin? Hangi hastayı bekletebileceksin? Diyor ki hastaya baktın. Vital bulguları stabil ve tetkik istemeyeceksin bir hastadan veya belki çok basit bir tetkik isteyeceksin. Bu hasta 4 veya 5 numaralı kategoriye alınacak. Bu hastalar bekletilebilir.
Bu hastalarda acil bir durum olma ihtimali az, bu hastaların servise yatma ihtimali az, bu hastaların yoğun bakıma yatma ihtimali inanılmaz az. Bir de şöyle diyebilir miyiz hani, bu Tabii. hastaların şiddet uygulama ihtimali yüksek. Maalesef pek yok bizde. Bugün En fazla sağlıkta şiddeti uygulayan grup bu grup olabilir mi? aynen öyle. Aslında maalesef en az acile Hiçbir ihtiyacı olan şeye hastalar. ihtiyacı yok. Hiçbir tetkik Aynen. yapmaya gerek yok. Ama işte bizi beklettiniz. Şimdi tabii ki suçlu biz değiliz. Ama maalesef bu insanlara uygun bir ortam sağlanmıyor. Bu insanlara bir yol sunulmuyor. Bu adam geliyor. Evet, triyaj kategorisinde bu kişi 4 ve 5, yani acil değil. Hatta acile gelmesi bile gerekmiyor. Bu hastayı aslında olsaydı fast track'e göndermemiz, hızlı bakıya göndermemiz iyi olurdu. Bütün hastanelerin fast track kurması durumunda bu şiddet olaylarının çok ciddi azalacağını ben Bunun yanında tabii şarj da etmek gerekiyor, değil mi? Acil olmadığı halde oraya gelen orayı kullanabilir. bence de, yani bir Evet. şekilde bu insanların bu kaynağı kullanmaları dolayısıyla ücretlerini ödemeleri bence çok çok daha Tamam. mantıklı olur. Bu şekilde çok kolay bu iş çözülebilir diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili bakmışlar, araştırma, tabii ki validasyon çalışması yapmışlar, doğrulama çalışması. Bu triyaj kategorisini uygularsak hastaların yüzde kaçını kaçırıyoruz veya yüzde kaçını yakalıyoruz. Şimdi eğer siz bir hastaya 4 ve 5 triyaj kategorisine sokarsanız bir hastayı, bu hastanın basit bir hastalığı olma ihtimali ve taburculuğu öngörme ihtimali %99. Yani bu hasta taburcu oluyor. Bu hastanın ağır bir hastalığa sahip olma ihtimali %1'in altında. Yakalıyorsunuz bu hastayı. Sensitivite dedim ya, çok önemli. Hastayı kaçırmamak önemli. Evet, triyaj 2'ye özellikle soktuğumuz zaman ağır bir hastalık olma ihtimali %43'e düşüyor. Spesifite biraz daha düşük. Bu ilginç. Özellikle triyaj 2 kategorisiyle ilgili. Ama sensitivite çok çok daha yüksek. Zaten amacımız da bu. Zaten gereksiz biz hastaya hani ağır desek ne kaybederiz? Çok fazla bir şey kaybetmeyiz. Belki biraz zaman. Ama gereksiz bir hastaya sen iyisin dersek ve aslında o hasta kötü çıkarsa ne olur? Hastayı kaybederiz. Önemli olan da bu zaten, bu uyarı skorlarında. Kaybedeceğimiz hastayı öngörmek veya ağırlaşacak olan hastayı öngörmek. Ve diğer benim çok daha sevdiğim, çok kolay olan, özellikle pulse uygulamalarında, işte bizim yakın zamanda yaptığımız ve sürekli yapmaya devam ettiğimiz çocuk ileri yaşam desteği kurslarımızda, özellikle üzerinde çok durduğumuz, sürekli anlattığımız bir diğer değerlendirme yöntemi diyeyim. Bu triyaj yöntemi olabilir, her şey olabilir. Pediatrik değerlendirme üçgeni, çocuk hastayla karşılaştığınız her yerde uygulayabileceğiniz bir şey, muhteşem bir şey. Yani serviste, acilde, nerede isterseniz, hangi hastayla, komşunuza bile gitseniz bunu uygulayabilirsiniz. Komşunuz kötüleşse bile gidip bakabilirsiniz komşunuzun çocuğu. Pediatrik değerlendirme üçgeni harika ve çok basit. 30 saniyede, en fazla 60 saniyede bunu uygulayabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Genel durumuna bakıyorsunuz hastanın. Aslında genel bir bilinç, bir etrafa ilgi, bir aktivitesi, yaşa uygun mu değil mi? Ona bakıyorsunuz. Onunla ilgili bir problem varsa bir orada duruyorsunuz. Hastalığı neyse serebral etkilenme yaratmış ve bu hasta ağır olabilir diyorsunuz. Zaten tek başına bir ciddi bir durum olabilir. Ve solunum durumuna bakıyorsunuz. Eğer hastayı muayene ediyorsanız mümkün olduğunca hastayı soymanız gerekir. Onun için zaten soyun diyoruz. Hastaya bakacaksınız. Aslında bu bir inspeksiyon yöntemi. Başka bir şey değil. Sadece inspeksiyon. Muayene de etmiyorsunuz hastayı. Ve herhangi bir vitaline de bakmıyorsunuz. Bu kadar harika bir aslında yöntem. Hiçbir şey. Bak, sadece hastayı gözlüyorsunuz. Solunum işi artmış mı artmamış mı ona bakıyorsunuz. Takipnesi var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Soluk alıp verirken zorlanıyor mu zorlanmıyor mu? Onun için hastayı soymanız, sadece kiloluyla falan kalması gerekir bu şeyi uygularken. Hastayı gözleyin, bir bakın hastaya. Hani bazı tecrübeli doktor arkadaşlarımız bakıyor ya hastaya ve bence bu hasta kötü diyor. İşte aslında pediatrik değerlendirme üçgenini uyguluyor. Bence kötü bu. Ve tabii ki dolaşımı, bu hasta soluk görünüyor. Çok sık kullandığımız bir kelime. Bu hasta siyanotik görünüyor. Ve tabii ki baktığımız zaman alacalı görünümü, o ciddi bir dolaşım bozukluğunu bize zaten gösterecek. Bu üçgenin herhangi bir tarafındaki bir bozukluk ciddi bir hastalığı düşündürebilir. Ama birden fazla bir bozukluk daha ağır bir durumu düşündürür. Örneğin solunum sıkıntısı var hastanın. Aynı zamanda bilinci bozuk. O zaman solunum yetmezliğinde olduğunu düşünürsünüz. Ciddi bir durum. Acil müdahale gerektirecek bir durum.
hastanın örneğin dolaşımı bozuk ve bilinci bozuk. Ne düşüneceksiniz? Ağır septik şok hasta serebral etkilenmeye girmiş. Bir an önce müdahale etmeniz gerekir. Şimdi bu pediatrik değerlendirme üçgeninin en güzel tarafı şu. Eğer siz bunu düzgün uygularsanız ve pediatrik değerlendirme üçgeni normal derseniz bu hastaya. Tabii ki bu pediatrik değerlendirme üçgenini riskli hastalarda uygulamamanız gerekir. Daha çok altta ciddi hastalığı olmayan biraz daha böyle 3 ay üstü hastalarda uygulamak daha doğru olacak. Burada yoğun bakıma yatışı öngörmede sensitivite %99.9. İnanılmaz bir oran. Yani diyor ki pediatrik değerlendirme üçgeni normalse bir hastanın ve bu çocuk 3 ayın üstündeyse ve bu çocuk altta ciddi hastalığı olmayan bir hastaysa bu hasta yoğun bakıma yatmayacak. Bu hasta ağırlaşmayacak. Dolayısıyla en fazla uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi bu. Muhteşem bir yöntem. Tabii spesifite biraz düşüyor arkadaşlar. O anlık bir değerlendirme çünkü. Ama burada dediğim gibi tekrar söylüyorum, amacımız hasta atlamamak. Gereksiz bir kötülük düşündünüz. Diyelim ki bu hasta bana göre kötü dediniz ve hasta kötü çıkmadı. Ne kaybedeceksiniz? En fazla bir iki tetkik alırsınız. Ama dediğim gibi hastaya iyi derseniz ve gönderirseniz sonra hasta ölür. Böyle bir lüksümüz maalesef yok. Şimdi tabii birçok bununla ilgili çalışma yapılmış, nasıl yapılacağı, işte çok muhteşem bir yöntem olduğu ile ilgili birçok çalışma var arkadaşlar. Çok kısa sürede yapılabilecek. Bir diğer çok önemli aslında triyaj yöntemi, özellikle hastanede yatan veya acil serviste izlediğimiz hastalarla ilgili trigger tool, yani aslında septik şok öngörme ile ilgili şey. Türkçesini bu şekilde yaptık. Bunu daha rahat görebilir misiniz bilmiyorum. Pediatrik septik şok triyaj algoritması arkadaşlar. Bu da son derece iyi bir triyaj algoritması. Aslında gözleme aldığımız hastayı değerlendiriyoruz artık. Gözlemeye başladık. Evet. Veya gözlemeden önce triyaj yaptık. Triyajda evet, bu hasta kötüleşebilir. Bu hasta sepsise girebilir. O zaman bu hastayı ben yakın gözleme alayım. Biraz daha iyi bakayım ve erkenden tedavisine başlayayım. Evet, sepsis dersem ben bu hastaya bir an önce antibiyotiğini vereceğim. Bir an önce sıvısını vereceğim. Bir an önce oksijenini başlayacağım. İyi bir şekilde takip edeceğim. Bu hasta ağır septik şoka girmeden, dekompanze şoka girmeden, arrest olmadan bu hastayı kurtarabilirim. Bunu sürekli yaşıyoruz dediğim gibi. Acil servislerimizde eminim siz de yaşıyorsunuzdur. Şimdi ne yapıyoruz burada biz? Genel olarak bir ateş var mı? Ciddi bir problemi var mı bu hastanın? Ona bakıyoruz. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi şu. Aile bize ateş yüksekliğiyle geliyor. Hem de riskli bir hasta ve biz ateşi ölçüyoruz. Aile evde ölçmüş veya aileye sıcak gelmiş çocuk. Bir bakıyoruz biz, senin ateşin yok diyoruz. Bize geldiği zaman 37 ölçüyoruz mesela. Senin ateşin yok diyoruz ve hastayı göndermeye kalkıyoruz. Burada aileye güvenin arkadaşlar. Kesinlikle aile ateşi var diyorsa vardır. Kabul etmek zorundasınız bunu. Eğer varsa bir şikayet hastanın, tabii ki değerlendirmeye başlıyorsunuz. Burada da genel görünümü ve kritik hasta bulguları var mı, A'sını B'sini değerlendirmiş olacaksınız. Böyle bir hasta değilse, zaten öyleyse zaten yakın gözleme alacaksınız ve o şekilde değerlendirmeye başlayacaksınız. Bilinciyle ilgili problemi olan, ateşi olan bir hastanın septik şok olabileceğini tabii ki düşüneceğiz. Ancak burada biraz daha iyi olan bir hastanın durumuna bakacağız. Kısa bir öykü almaya çalışacağız ve teker teker biraz önce bahsettiğim vital bulgular, ondan sonra bilinç durumu, nabız durumu, satürasyon, onlara bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunlar ne? Vücut sıcaklığı. Vücut sıcaklığı daha çok 1 ay 3 ay arası 38'e kadar kabul edilebilir ama 3 ayın üstündeki hastalara, 38'in üstünde bir ateşi var mı yok mu onu görmeye çalışacaksınız. Bu bir. İkincisi, hipotansiyonu var mı? Hipotansiyon sınırlarını aslında çoğunuz biliyorsunuz. Yeni doğan döneminde, bakın burada da net görülüyor. 60, yeni doğan 1 ay 12 ay arası 70 ve 12 ayla 10 yaş arası 70 artı 2 çarpı yaş şeklinde alt sınırı var bunun. 10 yaşın üstündeki bütün hastalarda da 90 arkadaşlar alt sınır. Bunun altındaki sistolik kan basıncı değerlerinin hipotansif olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hipotansiyonu varsa, bir hastanın ateşi varsa, aksi ispat edilinceye kadar septik şok olarak kabul edilecektir. Burada özellikle taşikardi ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi taşikardi çok karıştırılıyor. Hangi yaşta ne yapacağız? Burada Amerikan Pediatri Akademisi'nin tabii önerisi bu. Net bazı sayılar vermişler. Çok muhteşem aslında sayılar. Diyor ki 2 yaşın altındaki bir hastanın kalp tepe attığını ne olursa olsun %190'ın üstündeyse bunu önemseyeceksin.
190'ın üstündeyse bu kabul edilemez. Bu hastanın oranı... Disregüle bir yanıt diyor demek ki. Disregüle bir yanıt. Kesinlikle disregüle bir yanıt. Daha sonra da 10 yaşına kadar 140, 2 yaş 10 yaş arası 140 bir kalp tepatı sınırı belirliyor. 140'ın üstünde bir kalp tepatını önemse diyor. Öyle ağlamayla bilmem neyle falan bunu açıklamaya kalkma diyor. Ateş sadece 10-15 kalp tepatını arttırabilir arkadaşlar. Daha fazla arttırmaz. Bazen bizde de asistanlarımızda da bunu çok sık görüyoruz. Ciddi bir taşikardiyası var hastanın. Hastanın ateşi 38,5 derece diyor ki ateşi var. Şimdi 60 artmış kalp tepatımı, 70 daha fazla artmışsan bunu ateşle açıklayabilir misin? Bir derece artmış bir ateşle açıklayamayız. Dolayısıyla burada disregüle yanıtı mutlaka görmemiz gerekir. Taşikardiyası son derece önemli. İlk bulgu bunu kaçırdığımız zaman sonrasında hasta hipotansiyona doğru gidiyor, dekompanze şoka doğru gidiyor. Ama taşikardi sırasını hastayı yakalarsak, doğru zamanda resüste edersek, doğru zamanda antibiyotiğini verirsek hastayı kurtarmış oluyoruz. Hele hele ateşsiz taşikardide yakalarsak. Aynen öyle. Ateşi yoksa inanılmaz çok önemli oluyor. Ve 10 yaşın üstündeki bütün hastalarda yüzün üstünde bir kalp tepatımının disregüle bir yanıt olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dolayısıyla görseli bu... sayfada paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımız evet. Bunun görseli sayfada paylaşmak istiyor. Caner notunuzu aldı. Paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Yani 190, 140 ve 100 gibi 3 aslında değeri aklınızda tutarsanız son derece yararlı olacaktır. Bununla beraber tabii takiple kapiller dönüşün uzaması, mental durum değişikliği, nabız değişikliği ve deri ile ilgili bozukluklar. Bütün bunlardan 3 tanesinin olması sizi septik şoka götürmeli. Arkadaşlar yani artık hasta septik şok protokolünü uygulamalısınız. Ancak eğer hastanın altta yatan bir hastalığı varsa, yani bu hasta immün süpresifse, bu hasta malinite hastasıysa ve immün süpresan ilaç alıyorsa, kemoterapik ilaç alıyorsa, işte serebral pasisi varsa, kronik akciğeri varsa, neyse ciddi ağır ilk bahsettiğiniz hasta grubu, bu durumda ateş yüksekliğine herhangi bir taşikardi veya başka daha basit bir iki bulguyla da septik şok protokolü uygulamaya başlayabilirsiniz. Neredeyse evet. Her gün konuşmamıza rağmen, değil mi? Her evet. Gün konuşuyoruz. Defalarca. Bunu. Ama evet. Her gün tekrar atlamaya bir farkındalık yaratmak zorunda kalıyoruz. O yüzden de size de önerimiz her gün konuşmamız. Her gün. Her gün konuşalım bunu. Aynen. Bıkmayın bunu konuşmaktan. Hele hele riskli grup için Ali'nin vurgusu çok önemli. Bu sağ üstteki tabloda riskli grup var ise bu riskli grupta az önceki söylenen 8 bulgudan ikisi bile hastayı sepsis olarak değerlendirmenizi tamam. Sepsis olarak yönetmeyin ama aklınızda bir soru işareti olsun. İçeri alın. İçeride izleyin. Monitörize edin. Alanda izleyin. Evet gözünüzün önünde monitörize edin. Az önceki işte Ali'nin vurguladığı şeye de dikkat edin arkadaşlar. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Siz de bunu konuşmaya devam edin. Tabii monitörize ettiğiniz zaman da monitördeki değerleri doğru yorumlamamız gerekiyor. O da ayrı bir evet. Problem oluyor. Bu sadece bizim sorunumuz tabii ki değil. Dediğim gibi Amerika'da da benzer sıkıntılar. Şimdi yani aslında çok basit şeylerden bahsettik. Bunu dünya uyguluyor mu? Evet. Yani bu İngiltere'de %85 oranında uygulanıyor. Mesela Hollanda'da her 3 hastanenin 2 tanesi erken uyarı skoru uyguluyor. Türkiye'de bu oran o kadar fazla mı bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım evet biz uyguluyoruz dediler ama hani ne kadar uygulanıyor çok emin değilim. Özellikle 2. basamak hastanelerde hiç uygulanmadığını düşünüyorum. 3. basamak hastanelerin bir kısmında sanki uygulanıyor. Şimdi biz ne diyeceğiz? Yani son olarak aslında çocukluk yaş grubunda onu söyledik. Ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir. Ciddi bir kısmı önlenebilir. Bu dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Erkenden saptarsak bu hastaları, erkenden ciddi sıkıntıları olduğunu görürsek bunu önleyebiliriz. Tekrar söylüyoruz, ağır hastalık geçirme riski olan hastalara daha dikkatli olmak zorundasınız. Bunların ağırlaşma ihtimali çok daha fazla, bunları kaybediyoruz. Çok daha fazla bunları yoğun bakıma yatırıyoruz, bunları entübe ediyoruz. Bunları çok çok daha fazla dikkatle değerlendireceksiniz. Ve ağırlaşma işaretleri, hastalığın ağırlaşma işaretleri sunumun başından itibaren bahsettiğim gibi çok basit. Çok basit. Taşikardi. Çok basit. Kan basıncı, bilinç değişikliği, önünüzde hasta. Bunlarla ilgili problemler olduğu zaman zaten ve bunları gördüğünüz zaman hastaları kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Bunları önemseyin. Yoğunluk vardı. Ondan sonra da ben septik şok kaçırdım. İşte yoğunluk vardı.
solunum yetmezliğini göremedim gibi bir şey söylediğiniz zaman bunun çok da bir anlamı olmuyor maalesef. Ne aile karşısında, ne hakim karşısında, ne başka bir yerde. Onun için mümkün olduğunca bu hastaları kaçırmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yani erken tanı ve uygun tedavi tabii ki hayat kurtaracaktır arkadaşlar. Benim aslında anlatacaklarım bu kadar temel olarak. Çok teşekkürler Ali. Çok, ben çok detaylı bir şekilde tüm dünyanın uyguladığı ve bizim de uygulamaya başladığımız, hatta bazı arkadaşlarımızın da kendi kliniklerinde ve acil servislerinde uyguladığı erken uyarı sistemleriyle ilgili mükemmel bir konuşma yaptım. Burada son slide sadece şunu söylüyor. Arreste bir kez gittiniz mi? Sonra hiçbir şekilde tam olarak hani sekelsiz bir şekilde sağ kalım çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla önce buraya gidişi engelleyeceksiniz. Buraya gidişin engellenmesinin önünde de bu uyarı sistemleri geçiyor. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Şoka, solunum yetmezliğine girebilecek, daha önceki terminal ritme götürebilecek hastayı önceden görelim. Işığın sarıdayken kırmızıya geçmesini fark edip doğrudan oradan müdahale edip geriye çevirebilirseniz zaten aslında çok kolay ulaşılmış olacak. Efendim, ne dedin Ali? Duyamadım. Çok kolay bunu yapmak bir de. En önemlisi o aslında. O kadar basit ki. Yani hani şu çok geniş perspektifte muhteşem. Evet, herkes teşekkür ediyor Ali. Benim Caner, kaçırdığım bir şey var mı Caner? Soru. Şeydi. Soru abi. Olarak. Pek soru gelmedi. Şeyi, sadece ekran şeyi paylaşmak istedim. Onu söyleyebilir. Soru yok onun dışında. Tamamdır. Arkadaşlar, sorusu olan varsa buradan yazabilir. Evet, Kaçtı. De teşekkür ediyor. Evet, zannediyorum. Arada birkaç kez trolledi şey Tarık ama ben evet. Ben çok fazla yüz vermedim. Yani konversiyon falan demedi. Evet, evet, evet. Çok basit dedi işte. Çok hani basit. Temel şeyler var dedi. Zaten basit. Her şey çok. Evet. Okey. Sanırım yok. Teşekkür ederiz abi. O zaman herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hadi, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık Caner. Görüşürüz abi.